Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda coin kasma makinesi ayağınıza geldi. Sizlerle birlikte cash coin kasacağız arkadaşlar. Bugünkü takdirde herhangi bir ban riski yok, herhangi bir aktarma riski yok, hiçbir riski yok. Dolayısıyla arkadaşlar arkanızı yaslanıyorsunuz ve taktiği izleyip karınızı yapıyorsunuz. Yarın 3 tane video gelecek arkadaşlar, bilginize olsun. Bu hafta video atamadım, çok yoğunum. 3 gün okul, 2 gün üniversitem var. Son senem okul birincisi olmaya çalışıyorum. Tahmin edersiniz ki şu anda gerçekten de yani kafam gitti abi. Kafa kökten uçtu gitti, nereye gitti kendi bile bilmiyor. Her neyse, şimdi taktiği geçiyoruz arkadaşlar. Bu zamana kadar katalogdan coin'leri alma ve SBC yapma taktiğini vermiştim. Sizler de biliyorsunuz ki o şekilde insanlar milyon coin'ler kastı. Facebook grubunuzda olmayanlar tabii ki de bilmiyor bunu maalesef. Yeni Facebook grubunun linkini aşağıya bırakıyorum. İnsanlar milyonlarca coin kastılar. Ve bana teşekkür mesajlarını ileten herkese de şimdiden buradan çok teşekkür ediyorum. Bugünkü taktiğimizi herkes yapabilir. Platform fark etmez. Bilgisayar dahildir. Her platformda çalışır. Çok basittir. Sadece izlemeniz ve arkanıza yaslamanız sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi ticaret nasıl yapılır arkadaşlar? Ticareti yapabilmeniz için, daha doğrusu ticaretin zaten mantığı, ucuza aldığınız bir şeyi pahalıya satarak aradaki kar farkından evinizi geçindirmenizdir. Bugünkü taktiğimizde bu konuyla ilgili olacak ve şunu unutmayın ki arkadaşlar, her zaman ne derler, bir şeyi alacağınız yeri bilmeniz gerekiyor. Misal olarak bazı şeyler, örnek verecek olursak oyunlar, benim aldığım gibi doğru kişiyi tanıdığım için, doğru yerlere doğru insanları tanıdığım için erkenden ve daha ucuz alabiliyorum. Sizler de eğer doğru filtreleri ve doğru oyuncuları bulursanız değerlerine göre daha fazla coin kârı yaparsınız. Ben size sadece mantığı söyleyeceğim, gerisini size bırakacağım. Maalesef Türk halkı birazcık hazır alışık olduğu için arkadaşlar küfür ediyorlar bana, niye bana hazır oyuncuyu vermiyorsun diye, ama bu sefer de gerçekten beynini kullanıp kâr yapmaya çalışan kardeşlerimize yazık olmuş oluyor. Şimdi sizlere birkaç tane örnekle bugün yapacağımız taktiği açıklamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi misal olarak şöyle bir fiyat çizelgesi göstereceğim sizlere. Beşiktaş'taki Adriano ne kadara gidiyor? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. 1200'den uçuyor. Asıl gitme fiyatını merak ediyorum şu an Adriano. Evet, 1300'den dahi gidiyor şu an Adriano, görmüş olduğunuz gibi. Yani siz Adriano'yu aldığınız zaman, en öyle 1200'e koyduğunuz zaman bu kardeşimiz hak yoluna gidiyor. Peki Adriano'yu biz bitte ne kadar alabiliyoruz diye baktığımız zaman, bakın şu anda burada bir sürü open bid adamlar gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Sizin yapmanız gereken şey bu adamı arkadaşlar bit savaşına girmek. Mesela 900 coin verip 1200'e kasmak. Şimdi bakın ben size burada bir iki tane daha taktik göstereceğim. Bir transfer yerine bir giremedik bir türlü. Bu arada sol üst neden kapalı derseniz arkadaşlar, EA şu an hesaplarımı izlediği için hepsini banlamaya çalışacak. Dolayısıyla ben de böyle bir güvence aldım. 900 vermişler mesela. Ben burada da 1000 coins vereceğim. Şimdi bakın burada benim aldığım adamları size göstereyim. Burak Yılmaz 700. Onazi 500. Adriano görüyoruz bakın burada. 2 tane Adriano almışım 1000 coins'ten. Bir tane Caner almışım 900'den. Burada 300 alınan goldlar var. O taktiği de şimdi sizlere anlatacağım. 600 coins'ten alınan bir Gökhan Gönül'ü görüyorsunuz. 350'den alınan Andre Ayev'ler. 500'den alınan bir Titi. 400'den alınan Ayev. 400'den alınan Ayev. Aquino'lar bakın 500'den. Lens 200'den. Gökhan Töre 450-500'den. Enzo Rocco 500'den. Böyle böyle ben burada bir sürü adam almış. Ve bunların hepsini arkadaşlar çok kısa bir zaman içerisinde aldım. Hani bu videoyu çekmeden önce hemen sabah girdim ve hızlı bir şekilde aldım. Mesela bakın şu anda 1000 coins'ten arkadaşlar Adriano'yu aldık ve biz bunu 1200'e koyduğumuz zaman maksimum 2-3 dakika içerisinde hak yoluna gidecektir. Ben burada aldığım futbolcuya neye göre belirlediğim ve şu anda ne kadar kar ettiğimizi sizlere gösterelim. Enzo Rocco'yu mesela burada görmüş olduğunuz gibi 500 coins'i almışım ve Cenk Tosun'u 550'ye almışım. Şu anda Enzo Rocco ve Cenk Tosun'un gittiği fiyatları ben size bir göstereyim. Enzo Rocco ne kadar gidiyorsun güzel kardeşim sen? Sen şu iyi bir faradan gidersin ya. Evet, Enzo Rocco şu anda 750 coins'ten koyduğum zaman arkadaşlar anında hak yoluna gidecek ve ben bu oyuncunun 250 coins kar etmiş olacağım. Hatta 250, evet aynen 500 almıştık bunu, doğru. Cenk'i 550'ye almıştık. Şu anda Cenk'in ne kadar gittiğine bakmak istiyorum. Cenk'in ne kadar gittiğine bakmak istiyorum. Evet, 750'den de Cenk'i koyduğumuz zaman arkadaşlar 200 coins'lik bir karla Cenk Tosun'u da bu şekilde satabiliyoruz. Hatta 700'e koyarsak anında uçar. Peki şimdi diyeceksiniz ki bana, ya böyle kar işi mi olur? Siz bir maç yaptığınız zaman arkadaşlar yaklaşık sizin 20 dakikanızı alıyor ve üzerine kanser olma bedeli de var. Her bir maçta ömrünüzden 3 saat gittiğini farz edersek ömrünüz kısalıyor arkadaşlar. Fakat bu taktikle çok rahat bir şekilde coin sayınızı katlayabiliyorsunuz. Ben 500'den aldığım bir adamı hemen burada görmüş olduğunuz gibi 750 coins'e koyuyorum. Ve aynı zamanda Cenk Tosun'u görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 750 coins'ten almıştık. Cenk abimizi de hemen şu şekilde 500'den aldığımız bir abimiz 750'ye girmezse göstermek için hatta 700'den koyacağım direkt. Bu şekilde
satarak arkadaşlar coinslerimizi coins kasacağız, katlayacağız. Bakın görüyorsunuz ben burada hemen Enzoroku'yu 750 coins'ten görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar satmış bulunmaktayım. Burada bir sürü karizmalar da var. Dediğim gibi hemen bakın ucuza arkadaşlar hemen çok hızlı bir şekilde burada Cenk Tosun'u bu arada listeledik. Cenk Tosun da bir 2 dakika içerisinde inşallah o da gidecektir. Çok çok basit taktik. Mesela burada Onazi var arkadaşlar elimde. Görmüş olduğunuz gibi 400 coins'ten almışım. Hatta Cenk abi de satılmış. Şimdi Onazi'nin fiyatına bakalım abi. Onazi bakalım şu anda ne kadara gidiyor. Onazi'nin şu an bakın 800'e yok. 800'e bir tane var arkadaşlar. Modovic'den satılmış mı? Şöyle bakalım. Evet satılmış o da. Şöyle 950'ye bakalım. Yok 1000'e bakalım. Evet 1000'e bir tane Onazi var görmüş olduğunuz gibi. Ve ben Onazi'den bakın şöyle göstereceğim size. 1000 coins'i şu anda almışız. Alıyorlar Onazi'yi. Ve ben Onazi'yi burada bakın ne kadar almışım hemen size gösteriyorum. Ya ben kanıtlı video çekmeyi çok seviyorum. Herhangi bir edit de yapmıyorum bu arada. Bakın mesela burada 500 coins'ten bir tane Onazi almışım. Şimdi bu oyuncuları neye göre belirlediğinizi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Hemen bakın 350 coins karımı yapıyorum yani. Çok basit, gerçekten inanılmaz basit ve günde en az 250.000-300.000 coin kasabilirsiniz. Tabii doğru adamları bulursanız. Olayın zaten bu. Şimdi ben size taktiğin geri kalan advanced kısmını da anlatacağım. Ardından arkadaşlar gerisini size bırakacağım. Burada ben 2 tane Onazi'yi 400'den aldım. Onazi'leri hemen markete koyuyorum. Hatta bir tanesi satıldı. Monreal satılmış. Bunlarla tekrardan al-sat taktiği yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları neye göre yapabileceğinizi sizlere açıklayacağım. Arkadaşlar öncelikle her oyuncuyla olmuyor. Yani onu söyleyeyim. Bazı oyuncularda mesela 500-600 coin farkı oluyor. Bazı oyuncularda 200-300 coin farkı oluyor. Yani kar ediyorsunuz ama siz mesela doğru oyuncuyu bulduğunuz zaman daha fazla kar ediyorsunuz. Mesela verecek olursak bakın burada 400'den bilmem nelerden giden bir sürü Onazi var. Belki siz bunların hepsini bid verseniz 500-600'e kapatıp 900-850'ye satabileceksiniz. Onazi'nin mesela şu anda ve her saat ve her gün bunların kar yüzdesi değişiyor arkadaşlar. Bu sene markette inanılmaz bir değişiklik var. Hiçbir sene ben FIFA'da bu kadar sabah ve akşam arasında fark olduğunu hatırlamıyorum. Bu sene gerçekten sabah ve akşam arasında marketteki fark inanılmaz. Ben yani kaç senedir FIFA oynuyorum, FIFA bilgimi, FIFA'daki coin kasma tecrübemi hepiniz biliyorsunuz. Zaten beni çoğunuz o yüzden takip ediyorsunuz. Benim kendi görüşüm ben hiçbir sene bu kadar fark olduğunu hatırlamıyorum. Yani bu taktiği şimdi sabah yapmakla akşam yapmak arasında bile dağlar kadar fark olacaktır arkadaşlar. Yani onu size söyleyebilirim. Bakın Onazi'ler görmüş olduğunuz gibi satıldı. Sabah yapmak ve akşam yapmak arasında dağlar kadar fark olacaktır. Şimdi ben bu videoyu çekerken nelere dikkat ettim? Enzoroku ve Gökhan Töre çok fazla sebecilerde kullanılıyor arkadaşlar. Ben o yüzden bunları da üzerinden gittim. Aquino her sene benim ticaret üzerinden kurduğum bir adam olduğu için oradan gittim. Andreev genelde 350-400 civarında alınabildiği için Andreev'lerden aldım. Titi Brezilyalı bir stoper olduğu için çoğu SBC'de ve Süper Lig'den dolayı da bir avantajı olduğu için aldım. Fakat burada 300 aldığım dayıları şimdi size neden aldım açıklıyorum. Bu da farklı bir taktik. Bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Oyuna giriyorsunuz. Altın diyorsunuz arkadaşlar ve minimum buy now'ı hatta şöyle göstereyim. 450 değil de bakın. 400 yaptığınız zaman bir şey fark edeceksiniz. 400'e koyduğunuz her adam maksimum 1.5 dakika içinde gidiyor. Lig, uyruk bilmem ne fark etmeksizin gidiyor. Ve siz bu oyuncular arkadaşlar bu şekilde şuraya max price 300 yapıp şöyle birkaç sayfa ilerliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki büyük liglerden değil böyle daha çok işte Meksika ligidir böyle acayip liglerdir falan. Bu tarz oyuncuları bid vererek alabiliyorsunuz. Mesela birazcık daha ileriye gidelim. 300 aldığınız oyuncuları anında 400'e koyabiliyorsunuz. Bu taktikte çoğu zaman arkadaşlar teklifiniz aşılıyor. Çünkü 300'e hani insanlar 350 basıyor direkt. Tabii 350 alıp 400'e de satabilirsiniz ama yani açıkçası o kar için yani 50 coins'lik bir kar için gerçekten de bunu yapar mısınız? Orasını size bırakıyorum. Yani elinizde daha basit bir taktik varken. Ama diyorsunuz ki abi bende 3-4K coins var ne yapayım? Hani istiyorsanız bunu birazcık yapıp coinlerinizi 10K falan yaptıktan sonra başlayabilirsiniz. Bakın mesela ben 300'e bid verdim. Hatta onu da örnek olarak şimdi size göstereyim. Bakın hemen out bid oluyor görmüş olduğunuz gibi. Çünkü çok fazla insan aynı filtreyi kullandığı için bid veriyorlar. Mesela bu abinin tipi falan da değişikmiş. Bak bu abi zaten tipten de satar gibi duruyor. Şöyle 400 coins'e koyalım mesela bunu. Hani ben videoda her şeyi göstereceğim size. Hiçbirini kesmeyeceğim. Dolayısıyla gerçekten detaylı izleyin. Hani ben bu şekilde geçen sene 30 milyon coin'lere kadar kadro kurdum. 30 milyon arkadaşlar. Bunu para vererek kuramayacağınız bir kadro. 30 milyonluk kadro ve ben 0 TL'ye bunu kurdum. Mesela aldığım diğer oyunculara bakalım. Andreev'e bakalım mesela. Şu anda Andreev ne kadar mesela bakalım. Andreev, Fenerbahçe'de oynayan Andreev. Bakalım şu anda 500'e yok. 600'e kaç tane var? Evet 600'e 3 tane şu anda markette var. Ve ben bu oyuncuyu 400'den almıştım. 550'ye koyduğum zaman ya da 500'e koyduğum zaman en ölü hemen anında gidecek. Şimdi bakalım Andreev ne kadar almışım? Ben 400 almışım. Görüyorsunuz arkadaşlar Andreev'i. Hemen şöyle 500'e koyalım.
Bu şekilde 500'den listeledim. Akuino'ya bakalım mesela veya Gökhan Töre'ye bakalım. Hani aldığım oyuncuları görmeniz açısından söylüyorum. Ve şunu unutmayın ki arkadaşlar, her zaman kafanızı çalıştırın abi. Hani benim burada verdiğim oyuncularla yapacaksınız diye bir şey yok. Ben burada sadece olayın mantığını anlatıyorum. Benim bildiğim oyuncular da var. Bazı oyuncularda 600-700 coin'e kadar çıkan kar marjları var. Bunları birazcık da arkadaşlar sizin araştırıp bulmanız gerekiyor. Çünkü ben her şeyi size verirsem bu sefer o taktiklerden çalışmaz hale geliyor. Yani burada binlerce insan bu videoyu izliyor. İzlemeyen insanlar arkadaşına söylüyor. Hani bir şekilde bu benim paylaştığım taktikler arkadaşlar binlere yayılıyor. Şimdi durum böyle olunca taktiklerin çalışılabilirliği de azalıyor yani ben bir futbolcu verdiğim zaman. Ama ben size mantığı verip gerisini size bıraktığım zaman daha faydalı oluyor. Bakın mesela görmüş olduğunuz gibi Andrea'ya 500, Vahabi 400'den, Vahabi de 400'den gitti. Taktiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunu hangi doğru oyuncuyu doğru bulabileceğiniz tamamen sizin SBC bilginize ve hangi, nereden, kim para eder, bu biraz da oyun bilgisi oluyor aslında. Bunları bilmeniz gerekiyor. Tek yapmanız gereken şey şu. Öncelikle giriyorsunuz arkadaşlar bir oyuncuya. Gökhan Gönül misal veriyorum. Ne kadar buy-in'i kardeşim? Bakıyorum. Gökhan Gönül'ün buy-in'i 850'den fazladır abi Gökhan Gönül'ün buy-in'i. Şöyle bir bakalım. Mesela 1000 coin 950'ye koyduğun zaman anında hak yoluna gidecek bir adam. 850'ye koyar koymaz bu adam gidecek. Biz burada filtreyi abi 700 yapıyoruz. Maksimum. Mesela bakın 350'den open bit geliyor. Belki bunları bit basılmıştır tabi ama. Hayır bak basılmamış mesela. 450. Hatta bid üstünlüğü kurun arkadaşlar. Şimdi mesela siz bu adamı 400 bastığınız zaman adam 450 basarsa bunda 500 basmak durumunda kalıyorsunuz. O yüzden en kafadan her zaman bid üstünlüğü, yani ticarette derler ya mesela, şimdi misal veriyorum, söz hakkınız vardır. Söz hakkınızı kullanmanız gerekir. Adam ortaya bir ürün atar, der ki baba ben bunu satıyorum. Şimdi sen dersin ki mesela 500 liralık bütçem vardır. Dersin ki mesela ben 450 veriyorum. Adam der ki 500 veriyorum. Şimdi sen 500 veriyorum dedikten sonra 550 demezsen sen ürünü alamazsın. Bu da aynı şekilde. Bakın mesela ben burada vermişim. Hatta 600 bile verilebilir yani. Dediğim gibi ben şu an videoda göstermek için almak istemiyorum. Bu şekilde de verilebilir. Yani bid üstünlüğünü kurmanız gerçekten de çok önemli. 500 liranız varsa ve ürün gerçekten 500 liraya alınabiliyorsa 450 vermeyin abi. Gidin direkt 500'ü verin. Çünkü adam eğer 500 verirse siz 550 vermek zorunda kalacaksınız. Bu da sizin karınızdan arkadaşlar kısacaktır. Mesela şu anda Gökhan Gönül'leri bitler geliyor. Yine de 700 alsanız bile 850-900'den koyup 200-300 coin kar edebilirsiniz. Ama dedim ki ben zaten videoda size göstermek, şu anda taktiği vermek için bunları gösterdim. Buradaki futbolcuların hepsini de ben zaten satacağım ve bu şekilde coins kazanacağım. Günde en az 250.000, 300.000 coins bu şekilde 4-5 saat harcayarak, hatta evde, işte, otobüste, yolda, molda, FIFA'nın mobil uygulamasında her yerde bu taktiği yapabiliyorsunuz. Bazen böyle işte buy now'lardan da ucuz şeyler düşüyor ama hani ne gerek var uğraşmaya? Mesela ben lens almışım, 950'ye koysam anında gider. Şu anda lens ne kadar gidiyor? Şöyle bir bakalım sizlerle birlikte. Ben 800 almışım. 800'e aldığım bir futbolcudan hemen şu şekilde koyacağım. Bu şekilde 950'den koyacağım arkadaşlar ve German Lens'i de hak yoluna göndereceğim. Bu taktik çok basit taktik arkadaşlar ve ben size şunu söyleyeyim ki böyle çoğu gruplarda falan böyle hani bok atıyorlar. Daha çekememezlik var yani çoğu Türkiye komünitesinde maalesef. Paylaştığımız taktikleri işte biz biliyorduk zaten. Yok biz şöyle yapıyorduk zaten. Ben bu taktikleri paylaşmadan arkadaşlar, ya ben bu taktikleri 3 senedir paylaşıyorum. Özellikle SBC'de kulüp silme açma yöntemini ilk ben paylaşmıştım Türkiye'de. Hani herkes yok biz biliyoruz. Biz şöyle ya kardeşim, herkes biliyorsa o zaman hepiniz bir kanal açın. Ya da benim videolarımı izlemeyin. Madem biliyorsun, çok biliyorsun, benim videomu o zaman niye izliyorsun? Hani böyle gerçekten sırf kötülemek için lütfen ama lütfen yorum yapmayın arkadaşlar. Emeğe saygınız olsun. Ben bu sektörde 3 yıldır varım. 3 yıldır yaptığımız projeler ortada. Lütfen hani en azından sevmiyorsanız da saygı duymak zorundasınız. Zaten yaptığımız projeler dediğim gibi ortada. Bu sene daha da iyileri arkadaşlar gelecek. Bu arada çok yakında bir engelli kardeşlerimiz için bağış toplayacağım arkadaşlar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü biliyorsunuz. Tekrardan güzel bir projeye imza atalım. Madem hani oyuna bu kadar 250-300 lira veriyoruz. Benim bütün takipçilerim 1 lira verse hani neler alınır neler. 15-20 kişiye tekerlekli sandalye alınır. Onların da hayatı güzelleşir. Biz oyunu oynayıp eğleniyorsak onların da hayatı güzelleşmeye hakkı var diye düşünüyorum. Bu konudaki fikirlerinizi bana aşağıda belirtmeyi unutmayın. Yarın 3 tane video gelecek. Bu videoda emeğe saygı olarak güzel bir beğeni gelirse çok ama çok mutlu etmiş olursunuz beni. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar diliyorum. Hoşça kalın.